Öncelikle 100 bin imzaya ulaştınız ancak Sinan Bey, ilk günlerde olmadı bu imzaya ulaşmayışı. 4 partinin desteklemesine rağmen ilk günlerde neden bu sayıya ulaşılamadı? Bu kamuoyunda merak ettiği konulardan bir tanesi. Elbette. Şimdi bu defaki imzalarla önceki 2018 imzalarını kıyaslamamak lazım. Çünkü bu defa imza vermeyi oldukça zorlaştırmıştı hükümet. Uzak noktalara taşımıştı. Örneğin Pendik'te dördüncü kata çıkarmış. Önüne de Pendik Belediyesi kepçeleri getirmiş, kazı yapmış. Yani imza vermek için harbiden böyle zorlu platformları aşmak lazım. Yani Survivor yaşattılar insanlara imza vermek için. Mesela Ankara'daki imza verme yerini öyle bir yere koymuşlar ki daracık bir sokak, araç park etme şansınız sıfır ve araçla gelmeme durumunuz da yok. Yani araçla gelmek zorundasınız. Birçok insan geldi, turladı, tur attı, attı, aracını park edemeyip çekip gitti. Veyahut da İstanbul Kartal'da örneğin Kartal Adliyesi'nin daracık bir adliye koridoru var. Hani nasıl bir bina yapmışlar onu da bilmiyorum. Yani buradan da çağrıda bulunuyorum. Allah korusun bir depremde o koridorlardan insanların çıkıp kaçması falan mümkün değil. O kadar daracık. Bütün o bölgedeki 6-7 tane ilçe seçim kurulunu getirip oraya tıkıştırmışlar. Var ya, ana baba günü insanlar nefes almakta zorlanıyor. Ta 1,5-2 saat mesafeden yol geliyor. Onun için mesela E-Devlet'ten vermek varken veyahut da insanların imza toplayıp getirip oraya teslim etmeleri varken bu veyahut da her ilçede okullar var müsait, devlet binaları var müsait. Bunları yapmak varken bir yere toplamaları, bir yerden yapmaya çalışmaları, otopark sorunundan bilmem yani ez cümle insanlar imza vermesin diye bu hükümet her şeyi yapmıştı. Kaldı ki bu defa şöyle bir sorun da var. Mesela geçen defa Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partiler, herkes böyle inanılmaz diğer adaylara destek verdi. Bu defa ise tam tersine insanlar imzaya gitmesin diye onlar da değişik gruplara baskılar yaptılar. İnsanlar imzaya gitmesin diye. Ve tabii basın örneğin yani siz imza sürecinde bize ne kadar yer verdiniz ben bilmiyorum. İnsanlar imzanın nerede verileceğini bilmiyor. İnsanlar imza verip vermeyeceğini bilmiyor. Basından inanılmaz bana karşı bir karartma yapıldı. Onun için ilk 2 gün insanların imza vermesi gerektiğini duyurmakla geçti bizim açımızdan. Pazar günü mesela, pazar günü Türkiye'de rekor bir imza sayısına ulaştım ben. Yaklaşık 50 bine yakın bir günde insanlar imza attılar. 50 bin imza sayısı çok az bir imza değil söyleyeyim. Ve içinde tek bir hormonlu imza yok. İçinde tek bir bindirilmiş kıta yok. İçinde tek bir farklı şekillerde cezbedilmiş imza yok. Hepsinin altında vatandaşımızın, milletimizin, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin alın teri var. Şimdi buradan hareketle şunu sormak istiyorum Sinan Bey. Cumhurbaşkanlığı seçimleri çalışmalarında yoğunlaşacağınız söylemler neler olacak? Az evvel son cümlenizden hareketle. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa bu söylemler üzerinde yoğunlaşacağız. Peki Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Türkiye'nin hava su gibi adalete ihtiyacı var. Türkiye'nin bir numaralı sorunu adalettir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Adaletin olmadığı yerde yatırım olmuyor. Adaletin olmadığı yerde insanların seçme ve seçilme hürriyeti de olmuyor. Bakınız biz devlet memurlarından imza alırken zorlandık. Neden biliyor musun? Fişlenme korkusuyla, işten atılma korkusuyla, işte kendilerine sorun çıkarılacağı endişesiyle. Yani bu nasıl bir Türkiye'dir? Ya? Anayasal hakkını insanlar kullanırken korkuyor. Oy vermek bir anayasal hak mıdır? Evet. Elbette. Peki imza vermekle oy vermek gibi bir anayasal hak mıdır? Evet. Ama AKP iktidar öyle bir korku iklimi yaratmış ki birisi imza verdiğinde terör örgütüne üye olacak gibi bir hava yaratmıştı. Bu ise insanlarımızı korkutuyor.
O sebeple biz ilk 2 gün, evet ilk 2 gün biraz insanları imza atacakları noktalara taşımakta zorlandık. Ben hiç öyle şunu demeyeceğim, isteseydim ilk 1 saatte toplardım falan demiyorum. Biz ilk 2 gün zorlandık çünkü zorlaştırmak için her şeyi yapmışlardı. Ama Türk milletinin feraseti, Türk milliyetçilerinin birleşme arzusu, Atatürkçülerin kaygıları bir araya gelince ve kanaat önderlerimizin bu anlamdaki çabaları ve örnek davranışları bir günde 50 bine yakın imzaya getirdi. Peki Sinan Şunu Bey, ifade ha, buyurun. pardon, Tabii pardon. buyurun, özür dilerim, buyurun. Estağfurullah, şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de adalet olsaydı böyle olmazdı. Eğer her türlü özgürlüğü olsaydı böyle olmazdı. Türkiye'de liyakat olmazdı. Türkiye'de insanların yarın ne olur, başıma ne iş gelir korkusu olsaydı böyle olmazdı. Sorunuzun cevabını şununla tamamlayayım. 13 milyon sığınmacı Türkiye için büyük bir sorundur. Bizim ifadelerimizde seçim sürecinde ön planda yer alacak dışında sığınmacı sorunu geliyor, adalet geliyor, işsizlik geliyor, liyakat geliyor. Köhne Türkiye'den kurtulma ve yeni bir Türkiye vizyonu yaratma geliyor. Yani emin olun söyleyecek çok sözümüz, yaptığımız çok çalışma, hazırladığımız çok proje var Türkiye için. Onları tamamını şimdi burada söylersen emin olun vaktiniz buna yetmeyecektir. Zaten sığınmacı sorunuyla ilgili sorularımız olacak ilerleyen dakikalarda. Şunu sormak istiyorum hemen kısaca. Kampanyanıza nereden başlayacaksınız? Yani Şu bir an yani özel yani olarak ben bir bu yer belirlediniz mi? İşte şuradan bugün yok. başlayacağız gibi. Yani şöyle ben bu tür böyle sembolik şeylere çok inanan birisi değilim. Evet yani çok sembolik şeyler yapılabilir. Zaman zaman da yapılıyor. Saygı da duyuyorum. Dolayısıyla ben daha çok toplum ve millet odaklı siyasete üstünlük veriyorum. Onun için özel olarak şuradan başlayalım veya buradan başlayalım gibi bir şeyim yok, kafamda bir fikir yok. Ama şu da var, ben bu kampanyayı tek başıma yürütmeyeceğim. Ata İttifakı ile beraber yürüteceğim. Ata İttifakı'nın sayın genel başkanlarıyla istişare halinde yürüteceğim. O sebeple oturacağız, konuşacağız, bir noktadan başlayacağız. Ama bunun için çok özel bir yer seçme gibi niyetimiz yok. Kampanyaya başladık zaten. Bu haftayı daha çok organizasyon ve şeyle geçireceğiz, teşkilatlanmayla geçireceğiz seçime dönük. Pazartesi itibariyle de artık bilfiil sahada bizi çok net bir şekilde göreceksiniz.